düşmanlık, düşmana askerliktir. Şu sivilleri için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi. Siyasetin son gelişmelerini ele aldı. Görüşme Bahçeli'nin Beytepe'deki evinde yaklaşık bir saat sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşme Bahçeli'nin Beytepe'deki konutunda gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Bahçeli, Cumhurbaşkanı'nı Beytepe'deki konutunun kapısında karşıladı. İki liderin görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü. Siyasetteki son gelişmeler masaya yatırıldı, fikir alışverişi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi liderine öğrencilik yıllarına ait kütük defterinin yer aldığı tabloyu ve üzerinde 3 hilal bulunan Sedef Kalkma Kutu içerisindeki kitabı hediye etti. Görüşmenin ardından Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de görüşmeye ilişkin, Cumhur İttifakı'nın birlikteliğinin tekrar teyit edilmesi anlamını taşıyor, dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Bahçeli ile bu çeşitli zaman aralıklarla bir araya gelmesi, tabii ki Türkiye'nin meseleleriyle ilgili olarak hem bir istişare anlamı hem de Cumhur İttifakı'nın birlikteliğinin tekrar teyit edilmesi, pekiştirilmesi anlamını taşıyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekillerle görüşmesinin perde arkasını anlattı. Görüşmede neler konuşuldu, hangi kararlar alındı, bunlara ilişkin bilgi verdi. Bahçeli'ye de söyleyeyim, senin milliyetçilik diye ortada gezmenden de hoşlanmıyorum. Milliyetçi demek, liraya değer veren kişi demektir. Haramzadelere, hiçbir ülkücü haramzadelere hizmet etmez. Hiçbir milliyetçi haramzadelere hizmet etmez. Sayın Kılıçdaroğlu şimdi de Sayın Bahçeli'nin milliyetçiliğini sorgulamaya kalkmış. Tabi bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'na dönük dediğim gibi fitne oluşturma siyasetinin bir parçası olarak değerlendiriyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerini böyle yanıtladı. Kılıçdaroğlu partisine yönelsin dedi. Fakat şöyle bir durum var. Sayın Kılıçdaroğlu son zamanlarda yeni bir merak edindi. AK Parti tabanına seslenip AK Parti'nin nasıl bir parti olması gerektiğini dilendiriyor. Daha sonra ülkücülüğün ve milliyetçiliğin nasıl bir şey olması gerektiğini dilendiriyor. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem bildiği konular değil, hem anladığı konular değil, hem de kendi sahasına giren konular değil. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun öncelikle CHP'nin nasıl bir parti olması gerektiği ile ilgili olarak yoğunlaşması gerekiyor. Bunun üzerinde bir kafa yorması gerekiyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Görüşmenin perde arkasını anlattı. Bugün de milletvekillerimiz hem ülkedeki genel siyasetle ilgili, hem uluslararası siyaset, bölge siyasetiyle ilgili, hem de illeriyle ilgili olarak değerlendirmelerini paylaştılar. Parti belirtmedi ama hedefinde CHP vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı zehirli bir dil kullandığını söyledi Çelik. Bu dilin teröre karşı kullanılmadığının da altını çizdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı, AK Parti'ye karşı, vatandaşlarımızın çeşitli kesimlerine karşı giderek dozu artan bir yıkım siyasetine dönüşen çok zehirli bir dil kullanıldığını görüyoruz. Meşru bir siyasi partiye, meşru Cumhurbaşkanına karşı kullanılan dilin yarısı bile terör siyasetine karşı kullanılmıyor. Terör siyasetiyle eşdeğer bir biçimde devam ediliyor. Meşru Cumhurbaşkanlığa, meşru siyasete karşıysa son derece zehirli bir dil kullanılıyor. Milletvekillerimizle beraber, bütün AK Parti teşkilatları, bütün vatandaşlarımızla birlikte demokrasimizi çalmaya dönük bu sinsi faaliyete karşı çok daha kararlı, çok daha tavizsiz bir mücadeleyi sürdüreceğiz.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı önündeki provokasyonu hatırlayacaksınız. Onunla ilgili bir itiraf geldi Kılıçdaroğlu'ndan. Randevu talep etmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, özel kaleminin sadece bir mesaj gönderdiğini ve yanıt alamadıklarını belirtti. Randevu talebime yanıt verilmedi dedi, Milli Eğitim Bakanlığı'na gitti. İçeri alınmayan Kılıçdaroğlu'nun randevu talebi dediği WhatsApp mesajı çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'na Milli Eğitim Bakanlığı ziyareti soruldu. İtiraf gibi bir yanıt verdi CHP Genel Başkanı. Özel kaleminin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e sadece bir mesaj attığını ancak yanıt alamadığını söyledi. Kılıçdaroğlu bu cevabıyla aslında randevu talep etmek için Bakan Özer'i aramadıklarını, özel kalemin sadece bir mesaj attığını ve bu mesaja yanıt alamadıklarını itiraf etmiş oldu. Sızığa uğradığına inanan bütün arkadaşlara. Bununla da kalmadı Kılıçdaroğlu. WhatsApp üzerinden atılan mesajın mavi tik olmadığını belirtti. Yani Mahmut Özer, Kılıçdaroğlu'nun özel kaleminin attığı mesajı görmemiş bile. Bunu her yerde, her ortamda söyledim. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, MÜSİAD'ın genişletilmiş başkanlar toplantısına katıldı. Yeni ekonomik modeli değerlendirdi. Kur korumalı TL mevduatında biriken tutarın 91,5 milyara ulaştığını söyledi. Bizim gücümüz, bayrağımız, vatanımız, bizim gücümüz, üretimimiz, bizim gücümüz, dayanışmamız ve bizim gücümüz Türkiye'nin her alanında bize ortaya bahşetmiş olduğu, ortaya koymuş olduğu alternatif üretim kapasitemizin bizatihi kendisidir. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati MÜSİAD genişletilmiş başkanlar toplantısında açıklamalarda bulundu. Yeni ekonomik model düşük cari açıktan inşallah bu yıldan itibaren cari fazlaya ve büyümede devam edecek. İhracat artmaya devam edecek. İhracat artarken içerideki üretim artacak. Sanayi gelişecek, istihdam artacak ve inşallah bu yıl tarihi rekorların kırıldığı, yeni ekonomik modelin tamamen uygulanabilir olduğu ve önümüzdeki yılın, yani bu yılın daha öngörülebilir, istikrarlı, Türkiye'nin kazanımlarının en yüksek olduğu yıllardan birisi olacak. Yeni ekonomi modeline değindi. Yeni Türkiye ekonomi modeli, kalıcı makroekonomik istikrarın sağlanması, yüksek katma değerli üretimin teşvik edilmesi, üretim ve istihdamın artırılması, ihracatın artarak cari açığın düşürülmesi ve pozitif yöne döndürülmesi amaçlanıyor. İlk etapta finansal istikrarı güçlendirici adımları atıyoruz, malumunuz, bitiriyoruz. Ve çalışmalarımıza kısa bir süre içerisinde meyvesini vermeye başladı. Kur artık tartışılır olmaktan çıktı. Ve özellikle kur korumalı mevduat ürününü en çok benimseyen bir tedbir paketi silsilesi içerisindeki birinci numaraya oturtan bir sonuç almış olduk. Bakan Nebati kur korumalı TL mevduat hesabına ilginin yoğun olduğunu söyledi. Kur korumalı TL mevduat hesabı her gün güncelleniyor. Vatandaşımız çok iyi bir destek veriyor. Kendisini koruyor, kazancını artırıyor ve dün itibariyle son rakamları söyleyeyim. 91,5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldi. Sadece bir enstrümandaki bir adımımız bile Türkiye'nin köpüklerle, algı operasyonlarıyla nasıl karşı karşıya kaldığını göstermesi açısından önemli bir göstergedir. Bitti köpükler. Algılar da bitti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, artan vaka sayılarının ardından okulların seyriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şu an için okulların kapatılması söz konusu değildir, dedi. Okullarımızda alarm vereceğimiz, yeni kararlar alacağımız herhangi bir sıkıntımız yok.
Okulların seyriyle ilgili net bir açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şanlıurfa Valiliğine ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından gündeme dair açıklamalar yaptı. Artan koronavirüs vakalarının okulları etkilemediğini söyledi. Omikron dalgası hızlı bir şekilde yayılıyor. Süreci yakinen takip ediyoruz ama şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil. Aşılanma oranlarına dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah iki hafta sonra zaten yarı yıl tatiline gireceğiz. Yarı yıl tatiline gidene kadar inşallah süreç başarılı bir şekilde devam edecek. Bakan Özer, COVID nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren sınıf sayılarını açıkladı. 6 Eylül'den itibaren başlamış olduğumuz eğitim öğretim yılı haftada 5 gün yüz yüze eğitim olarak devam etmekte. Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütmüş olduğumuz süreç yaklaşık 4,5 aydan beri çok başarılı bir şekilde devam ediyor. COVID vakası veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren sınıf sayımız 2378. Yaklaşık 71.300 okuldan COVID vakası nedeniyle kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamakta. Öğretmenlerin aşılanma oranının büyük bir avantaj olduğuna dikkat çekti Bakan Mahmut Özer. Bu süreçteki en büyük başarımız öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının çok yüksek olması. Yani sadece Türkiye ortalamasından değil, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerde yüz yüze eğitime devam eden ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranlarından bile çok yüksek olması bizim en büyük avantajımız. Erzurum'un Olta ilçesindeki organize sanayi bölgesi büyüyor. Geçtiğimiz günlerde bölgeye Et Entegre tesisi kazandırılmıştı. Bugün de çubal fabrikası için temeller atıldı. Allah razı olsun. Erzurum'un Olta ilçesinde çuval fabrikasının temeli atıldı. Fabrika yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayacak. Burası aşağıda olsa da. Olta organize sanayi bölgesi büyüyor. Geçtiğimiz günlerde Erzurum'un önemli damak merkezlerinden Cağ Kebap Üretim ve Et Entegre Tesisi'nin açılışı yapılmıştı. Bu kez çuval fabrikasının temeli atıldı. Dolayısıyla şu anda hem yatırımcılar hem Büyükşehir Belediyesi'nin temsilcileri beraberiz. Fikir jimnastiği yapıyoruz. Fabrikanın temellerindeki ve bitiş tarihine kadar yapacağımız bütün işlemleri gözden geçirdik sahada. Bu sahadan ayrıldıktan sonra yine tekrar bir toplantı yapıp ne zaman açılışı yaparız diye bir karara bağlayacağız. Çuval fabrikası valilik, büyükşehir ve Oltulu iş insanlarının destekleriyle hayata geçiriliyor. Fabrika 7200 metre kapalı alana sahip 20500 metre kare alana kuruldu. Bugün çok mutluyuz. Çünkü yatırımcılarımızla beraber Oltu'da birkaç ay sonra fabrikalarımızı bitirdiğimiz zaman en az 250 ile 300 civarında istihdam yapabileceğimiz Oltulu hemşehrilerimize iş imkanı sağlayacağız. Öte yandan Erdaş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güzel, Oltu'ya kurulacakları iki fabrikaya babasının ismini verecek. Elinizde bir miktar paranız var ve siz değerlendirmek istiyorsunuz. Kimi altına yatırmak ister, kimi dövize veya yeni yatırım aracı olan kriptoya. Seda Nur Atalay ve Mehmet Yıldırım bugün vatandaşın hangi yatırım aracını tercih ettiğini araştırdı. İşte cevaplar. Peki size göre yani en iyi, en güvenli liman hangisi? En iyi yatırım aracı hangisidir? Altın. Senin bir miktar paran var. Bunu neye yatırırsın? Ben bunu ev almayı düşüneceğim. Yastık altları doldu. Elinde parası olan yatırımını yaptı. 2021 yılı dolar, euro, altın ve bitcoin için tarihi zirvelerin yılı oldu. Döviz kurları, altın ve bitcoin bu yıl rekor üstüne rekor kırdı. Yatırım yaparım. Param olsa tabii ki yaparım. Neye yatırırsınız? Ne yatırım? Şu anda dolar, euro, o kura yatırırım. Onlara yatırırsınız. Peki kripto düşündünüz mü hiç? Kripto da düşündüm. Kripto uygulayan arkadaşlarım da oldu, yapan arkadaşlarım, alan arkadaşlarım da oldu da ben çok giremedim o piyasaya. Kazanıyorlar mı? Kazanıyorlar. Kazanan arkadaşlarım var bu arada. 2021 yılında gram altın 1062 lirayla, dolar 18,40'la, euro 20,79'la, bitcoin ise 68 bin dolarla tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü. Herhangi bir şey için elinizdeki parayı nasıl değerlendirirsiniz? Valla ben Türk parasına daha çok değer veririm ama ben dolara değer vermem. Ama ben bütün insanlara diyorum ki
dolara değer vermeyin. Türk parasına değer verin. Bizim paramız aslında kıymetlidir, Türk paramız. Dolar bir yılda %80'den, euro ise %68'den fazla yükseldi. Devir değişti, yatırım araçları da değişti. Bakalım Erzurumlular yeni yatırım araçlarına nasıl bakıyor? Sizin elinizde yatırım aracı olsa yani yatırsanız kriptoya yatırır mısınız? Kriptoya değil de ben genelde altına yatırıyorum. O hep sahtekarların elindeki bir şey. Milleti kandırırlar. Ondan sonra tolli topi Allah ısmarladı. Paranı o sonra yatırmaz. Yok. Yani mal üzerine yatırır. Peki kripto paraya girmeyi hiç düşündünüz mü? Düşünmedim. Düşünen girenleri de doğru bulmuyor. Niçin? Ya tam açık bir durum değil yani. Kim yapıyor, ne yapıyor, kazancı tam nasıl oluyor, nereye gidiyor? Yani İslami olarak da pek böyle hocaların verdiği fetvalara da bakıyoruz. Sonu tam belli değil yani. Valla kripto parayı ben hiç önermem. Hiç de kullandığım da yok. Altın 2021 yılında %72'den fazla kazandırdı. Bitcoin'deki değer artışı %63,2 oldu. Vatandaş da yatırım aracı olarak altını tercih ediyor. Yani şu yaşıma kadar yani bir dolar aldığım yok. Ne dolarlarım ne markalarım. Yani böyle bu eurodur, dolardır. Yani bunlara yönelmem. Varsa altın alırım ben. Paran oldu diyelim abi. Elinde yüklü miktarda paran var. Yatırım yaparsan neye yaparsın? Mecbur yapacaksın yatırıma. Neye yaparsın? Veya altına. Hiç düşünmeden altın dedin abi. Altın. Neden? Belirli kalıcı bir şey yani. Yense de çıksa da altın. Yeni yatırım araçları ortaya çıktı. Vatandaşlar güvenli limanı terk etti mi diye merak ettik. Vatandaşa sorduk. Aldığımız cevaplar güvenli limanın halen güvenli olduğunu gösterdi. Para yok, yatırım yapayım. Paramı olsa hacca giderim. Erzurum'da bugün yine soğuk hava hakimdi. Dün akşam saatlerinde bastıran kar yağışı sabah saatlerinde yerini soğuğa bıraktı. Meteoroloji Erzurum'u sıcak hava dalgası geliyor diye uyardı ancak beklenen olmadı. Erzurum yine bildiğiniz gibi. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı Erzurum'u yeniden beyaza bürüdü. Kimileri için kar çile olsa da Erzurum'u bu haliyle sevenlerin sayısı da çok. Erzurumluyum, Erzurum'dan da gurur duyuyorum, Rizeliyim. Tamam mı? Erzurum'u da çok seviyorum. Rize'de de evim var, gidip geliyorum. Yani 45 yıldır buradasınız, alışıksınız Erzurum'un soğuğuna. Her şeyine, her şeyine. Şimdi burası soğuk diyorlar ama İstanbul'dan geldim geçen de, İstanbul'dan daha soğuk. Ya. Havası daha çok adama tokunuyor. Yani biz burada alıştık herhalde. Yerlerde biriken karın herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemesi için ekipler sahaya indi. Kar timleri temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Valla vatandaşa hizmet yapıyoruz belediyecilik olarak. Çalışıyoruz devamlı. Yani Erzurum'un temizliği olsun, kış döneminde kar şeyi olsun hepsini yapıyoruz. Soğuk havadan ekipler de etkileniyor. Onlar böyle durumlarda çayla ısınıyor. Soğukta en iyi çay gidiyor. Evet aynı. Erzurum'un çayı meşhur tabii. Unutulmaya yüz tutan mesleklerden biri olan sobacılığı getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Doğalgaz ağlarının genişlemesi ve kullanımının yaygınlaşması sobaya olan ilgiyi azalttı ancak bu soba ustaları için bir son değildi. Sobanın imalatında kullanılan saclar yeni iş kapıları açtı. Doğalgaz yaygınlaştı, soba unutuldu. Sobaya talep azalsa da imalatında kullanılan sac sobacılara daha farklı iş kapıları araladı. Doğalgaz geldi yani sobacılık bitti ama bize de doğalgazdan ekstra işler çıktı. Kimileri yıllarını verdi emekli oldu. Kimileri hala devam ettiriyor sobacılığı. Onlardan biri de Erzurum'da bu işle uğraşan Abdullah Şoraklı. Aslen köylüyüz. Köyden geldik buraya bir yerde çalışmamız lazımdı. Bu mesleğe geldim girdim. Sobacılığa çırak olarak başladı. Kalfa usta derken 46 yıldır sürdürüyor mesleğini. O çırak olarak başladı ama şimdi kendisi yetiştirecek çırak bulamıyor. Bir tane dahi yok bu çarşıda. Arasanız da bulamazsınız. Yok bulamazsın. Çırak yok, çalışan da yok, çalıştıran da yok. Bundan 20 yıl öncesinde bir kışta binlerce soba imal edilirdi. En az 3000-4000 tane soba yapıyor. Ama şimdi mesela 10 tane, 15 tane soba yaptık mı bir kış
ancak satabiliyoruz. Erzurum'da üretilen sobalar çevre illere de gönderilirdi. Öyle ki talep oldukça fazlaydı. Eskiden mesela biz Khorasan'a, Kars'a, Ağrı'ya soba gönderirdik buradan. Kamyonlarla. Şimdilerde ise sobaya olan ilgi azaldı. Bunun sebebi ise doğalgaz kullanımının yaygınlaşması. Sobaya talep tamamen azaldı. Yani köylerden işte alanlar var. Burada ufak esnaflar alıyor, geçim dükkanlarına falan. Bu durum sobacılığı bitirse de soba imalatında kullanılan sacın farklı kullanım alanları doğdu. Yeni sacılara şekil veren soba ustalarına yeni iş kapıları aralandı. Doğalgaz geldi, yani sobacılık bitti ama bize de doğalgazdan ekstra işler çıktı. Mesela doğalgaz bacası çıktı, doğalgaz sayaç kutusu çıktı. Bu kaloriferli mesela okulların veya hastanenin yani devlet dairelerinin, kazan dairelerinin sıcak su kablama boruları çıktı. Mesela ben onları yapıyorum. Maddi olarak işler yolunda olsa da yeni işler soba yapmak kadar zevk vermiyor. Sobacılık zevkliydi. Ama bu işimiz de yani ekmek paramızı kazanıyoruz yani. İşsiz kalmıyoruz. Zaten Erzurum'da da mesleği sürdüren birkaç usta kaldı. Onların da aklında tek bir şey var. İş var ama usta yok. Bu iş bitmiyor da bu işte ustalar bitti. Anlatabilir miyim yani? Diyelim ya biz yapsak burada bizim bir saat boş zamanımız yoktur. Erzurum Palandöken'de bulunan Türkiye'nin ilk yapay buz parkı heyecan dolu tırmanışlara ev sahipliği yapacak. Düzenlenecek olan Palandöken Fest her yıl olduğu gibi bu yılda nefesleri kesecek. Adrenalin dolu tırmanışlara ev sahipliği yapacak. Dağcıların ve gönüllülerin tırmanışlarıyla nefesleri kesecek. Erzurum Palandöken'de bulunan Türkiye'nin ilk yapay buz parkında düzenlenecek olan Palandöken Fest, adrenalin dolu tırmanışlara ev sahipliği yapacak. 150 metre en ve 27 metre yükseklikle yapay buz parkında sezonun ilk tırmanışları 17-19 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. Adrenalin tutkunlarını ağırlayacak olan buz parkında nefesler tutulacak. Parkta ayrıca buz tırmanışı, Türkiye Şampiyonası'nın yapılacağı etkinlikte dağ kayağı, ejder zirve tırmanışı da gerçekleştirilecek. 2 yıl önce yapılan buz park, bu yıl yine tırmanış ve adrenalin severlerle renkli görüntülere sahne olacak. Kayak severler de istediğinde bu deneyimden faydalanabilecekler. Erzurum'un Olta ilçesinde bulunan Ayvalı Baraj Gölü sadece enerji üretimi yapmıyor. Kafes balıkçılığıyla da ekonomiye katkı sağlıyor. Balıkçılar geçen yılın ilk hasadını yaptı. Üretim yüzleri güldürdü. Ayvalı Baraj Gölü alabalık ve somon üretimiyle balıkçıların yüzünü güldürüyor. Erzurum'un Olta ilçesinde enerji üretimi için yaptırılan Ayvalı Barajı balıkçılık sektörüne de hizmet veriyor. Öyle ki kafes balıkçılığı ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Alabalık ve somon üretiyoruz. Son 2 yıldır Türkiye'nin değişik yerlerinde tesislerimiz var ama son 2 yıldır da Erzurum Ayvalı Barajı'na üretim yapmaktayız. Burada alabalık üreterek ülkemize katkıda bulunuyoruz. Üretim yapıyoruz, ihracat yapıyoruz. Havaların ısınmasıyla ara verdikleri faaliyetlerine yeniden başlayan balıkçıların yüzleri gülüyor. Bu seneki kapasitemiz geçen yıldan daha iyi. Şu an 2001 yıl sonu itibariyle hasatımızı yapıyoruz. Alabalık ve somon üretiminin yapıldığı barajda balıkları boylayan üreticiler hasatta 280 ton üretim yaptı. Balıkçıların hedefi daha çok balık üreterek 500 ton verim elde etmek. Seneye inşallah burası 500 ton olacak. Bir kahramanlık örneğiyle devam ediyoruz. İzmir'de canı pahasına teröristlerin kanlı eylemini önleyen polis memuru Fethi Sekin'in kahramanlığı bu. Şehit polis memurunun şehadetinin üzerinden tam 5 yıl geçti. Gelin o acı günü bir kez daha hatırlayalım. Kurt ölür, tağut ölür, şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez. Canı pahasına PKK'lı teröristlere geçit vermedi. Büyük bir patlamayı önledi,
korkusuzca yürüdü şehadete. Çocukluğunda da korkusuzdu, korkunun ne de bilmezdi hiç. Polis memuru Fethi Sekin'in şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti. O kahramanlık öyküsü unutulmadı. Bazı anne ve babalar yeni doğan oğullarına onun gibi cesur olması için Fethi Sekin ismini verdi. Tarihler 5 Ocak 2017'yi gösteriyordu. Evli ve 3 çocuk babası polis memuru Fethi Sekin, İzmir Adalet Sarayı'nın girişinde görevliydi. Aracından inen bir şahıstan şüphelendi, terörist olduklarını anladı, tabancasını çekerek cesurca müdahale etti. Hain PKK'lı teröristler tam bu esnada yanlarındaki bombayı patlattı. Sekin, teröristleri kovalamaya başladı, birini etkisiz hale getirdi, diğerinin yakalanması için tabancasındaki son mermiye kadar çatıştı. Tabancasıyla uzun namlulu silahlara karşı dik durdu. Ancak hain terörist bir aracın arkasına saklanmıştı. Kahraman polis Fethi Sekin o teröristin açtığı ateşle adliye önünde şehit oldu. Ben amiredeyken olay meydana geldi. Hem doğumunda hem ölümünde yanında bulunamadım. Cenaze törenine de katılamadığım için özürtüsü her an devam ediyor. Hiç ölmemiş gibi. Sekin, çok sayıda insanın hayatını kurtarmak için kendisini feda etti ve 44 yaşında gözünü kırpmadan şehadete yürüdü. Zaten onun cesareti hafızalarımızda, karamanlığı da kalbimizde silinmez. Hain saldırı girişimi Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can'ın şehitliği ve 9 kişinin yaralanmasıyla bertaraf edildi. Olayın üzerinden 5 yıl geçti ama Türkiye Fethi Sekin'i unutmadı. O kahramanlığıyla herkesin gönlüne taht kurmuştu. Yurt genelinde birçok yere şehit polisin adı verildi. Böylece Fethi Sekin ismi ölümsüzleştirildi. Kinmez diyen, şehit ölmez diyen, birileri var, birileri var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka haritasını yayınladı. En çok vaka Kırklareli'de görüldü. Erzurum'da ise vaka sayıları düşüşte. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca omikron uyarısıyla paylaştı. Haftalık vaka haritası göz korkuttu. Türkiye'de koronavirüs omikron varyantının da etkisiyle hızla yayılıyor. Sağlık Bakanı Koca haftalık vaka haritasını paylaştı. Büyük şehirlerdeki artışa dikkat çekti. 18-24 Aralık tarihleri arasında 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu. Vaka sayıları en düşük Doğu Anadolu bölgesinde seyrediyor. Erzurum'da geçtiğimiz hafta 100 binde 23,47 olan vaka sayısı bu hafta 14,51'e geriledi. Bölgede en düşük vaka sayısı ise 2,9'da Van'da görüldü. Vaka sayısı en yüksek olan iller Kırklareli'nde 468,85, Çanakkale'de 462,1, Eskişehir'de 427,42, Tekirdağ'da 333, Edirne'de ise 329,11 oldu. Günlük koronavirüs tablosu da vakalardaki artışı gözler önüne seriyor. Vaka sayısı 55 bine yaklaştı. Sayılar 10 bin kişi artarak ilerliyor. Öte yandan Türkiye'de vaka sayıları en son 22 Nisan 2021'de 50 bini geçmişti. Türkiye COVID-19 salgınıyla mücadelede büyük bir başarı yürüttü. Sağlık altyapısı ve sağlanan desteklerle süreç iyi bir şekilde ilerledi, ilerliyor. Ama bununla da kalmadı. Küresel çapta bir dayanışma örneği de sergilendi. Aralarında büyük devletlerin de bulunduğu 131 ülkeye yardım ulaştırıldı. Güçlü sağlık altyapısı, vatandaşa sağlanan dev destek paketleri. Türkiye salgın yönetiminde büyük bir başarı gösterdi. Ama ülke sınırlarıyla kalmadı Türkiye'nin destekleri. Küresel anlamda dayanışma örneği sergilendi. Aralarında dev ekonomiye sahip ülkelerin de bulunduğu 131 ülkeye aynı yardım yapıldı. 11 ülkeye de aşı hibesi verildi.
Birçok ülkeye uzattı yardım elini Türkiye. Sağlık Bakanlığı öncülüğünde hem ülkelere hem de uluslararası sağlık kuruluşlarına tıbbi ekipman ve aynı yardımlarla destek verildi. Aralarında ABD, Almanya, Çin, İngiltere, İtalya, İspanya, Rusya, Norveç, Nijerya, Meksika ve Somali'nin bulunduğu 131 ülkeye yardım yapıldı. Bu yardımlar koruyucu ekipmanı, tanı kiti, ilaç, solunum cihazı gibi tıbbi malzeme ve cihazların yanı sıra nakdi yardımla satın alma, ihracat izni şeklinde gerçekleştirildi. Destekler arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Türkiye tarafından inşa ettirilen 100 yataklı salgın hastanesi yer alıyor. Ayrıca Arnavutluk'ta da yine Türkiye'nin yatırımlarıyla Türkiye Arnavutluk Dostluk Hastanesi inşa edildi. Hastane 21 Nisan 2021'de açılışı yapılarak sağlık hizmeti sunmaya başladı. Sağlık Bakanlığı salgın sürecinde aşı talebinde bulunan ülkelere de hibe desteğini eksik etmedi. 11 ülkeye de aşı hibesi verildi. En fazla aşı yardımı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapıldı. Yavru vatana 543.330 doz aşı gönderildi. Stokçuluk artık gündeme bile gelemeyecek gibi, çünkü stokçuluk yaptığı belirlenen kişilerin faturası bir hayli kabarık kesilecek. Bu kişilere en az 100 bin liradan başlamak üzere 2 milyon liraya kadar para cezası verilebilecek. Şimdi buradaki ürünlerin, tüccacı ürünlerin... Stokçuluk yapanların faturaları ağır kesilecek. Stokçuluk yaptığı belirlenenlere en az 100 bin liradan başlamak üzere 2 milyon liraya kadar para cezası verilebilecek. Buraya yani hizmet vermeyeceğiz burada. Meclis Genel Kurulu'nda stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Cezaların artırılmasıyla tüketicilerin mağdur edilmesinin ve piyasadaki serbest rekabetin bozulmasının engellenmesi öngörülüyor. AK Parti'nin sunduğu 8 maddelik kanun teklifinde bazı limanların işletme hakkıyla yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili düzenlemeler de yer alıyor. Meclis Genel Kurulu'nda teklifin maddeleri üzerinde görüşmelere devam edilecek. Taliban yönetimindeki Afganistan'dan yayınlanan videolar yine pes dedirtti. Günah olması sebebiyle cansız mankenlerin kafaları testereyle kesildi. Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı tarafından alınan karara uymayanlara para cezası veriliyor. Giysi mankenleri vitrinden çıkarıldı. Kesici aletlerle kafaları koparıldı. Afganistan'da iktidarın Taliban'a geçtiği günden bu yana fiili olarak Taliban'ın kendine özgü şeriat kuralları yürürlükte. Medyada her ne kadar ılımlı İslam çerçevesi çizilmek istense de Afganistan'da birçok insan hakkı ihlali yaşanıyor. Özellikle kadınların günlük hayatta yaşadıkları baskılar artarak devam ediyor. Taliban bu kez tüyler ürperten bir karar aldı. Mağaza vitrinindeki mankenlerin kafalarının koparılması talimatını verdi. Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler korku filmlerini aratmadı. Talimata uymayanlara ise para cezası veriliyor. Taliban daha önce de kadın yüzlerinin görüldüğü vitrin reklamlarını sildirmişti. Taliban yönetiminin dayattığı kurallar bunlarla sınırlı değil. Afganistan'da araç içerisinde şarkı dinlemek yasak. Kendi şer'i kurallarına göre müziğin dinde yasak olduğunu savunan üyeler, yasağa uymadığı ileri sürülen müzisyenlerin enstrümanlarını böyle parçalıyor. Baskınlarla ele geçirilen alkollerse nehirlere dökülüyor. En çok Afgan kadınların hayatı kısıtlandı. 72 kilometreden uzağa tek başına seyahat edemiyorlar. Yanlarında erkek refakatçi olması gerekiyor. Kadınların araç kullanmaları da yasak. Televizyonlar kadın oyuncuların yer aldığı dizileri yayınlayamıyorlar. Bingöl'de geçimlerini hayvancılıkla sağlayan besiciler ağır kış şartlarında hayvanlarını beslemek için gece gündüz demeden çalışıyor. En büyük sıkıntıları ise dondurucu soğukların hakim olması. Dondurucu soğuklarla mücadele ediyor. Hayvanları için gece gündüz çalışıyorlar. Bingöllü besiciler ağır kış şartlarında zor günler yaşıyor. Karlıova ve Yedisu ilçelerinin yüksek kesimlerinde geçimlerini sağlayan besiciler kar kış demeden hayat mücadelesi veriyor. Koyun ve keçileri için yazın istifledikleri samanları çetin kış günlerinde omuzlarında taşıyor, hayvanlarının bakımları için her gün metrelerce yol yürüyorlar. Sabah akşama kadar karla mücadele ediyoruz. Sabah saat 6.30-7'de kalkıp
ahır kapısını kürekle atmak, çadır kapısını atmak, saman önünü atmak, temizlemek böyle geçerken saman otumuzu böyle 150 metre uzaktan sırtla taşıyoruz. Kar yağışı besicileri mutlu etse de dondurucu soğuk kanayan yaraları. Bu sene -20-22 buluyor gece soğukluğu. Gündüz 7-8-10'a kadar gidiyor. Biz de mecburen bu hayvanların içinde bunlara bakmak için, rızkımızı toplamak için mücadele ediyoruz. Vallahi kar yağışı mutlu etti ama çok kuru soğuk vardı. Biz artık yani dayanamıyoruz. Hayvanlar da dayanmıyor bu soğuktan. Yani bazı günleri var tipi oluyor. Yani hayvanları dışarı bırakmıyoruz. Tipiden dolayı. Tüm bu zorlukların yanına bir de hayvanları ormana götürmek eklenince çile ikiye katlanıyor. Koyunların meşe ağaçlarının yapraklarıyla beslenmesi için geçtiği yollarsa böyle görüntülendi. Hele bir asıl Mart, Mayıs, Nisan aylarından geçiş yollarımız yoktur. 1,5 kilometre Elmalı Köprüsü'nü aşarak yaya hayvanlarımızı içinde gitmek zorunda. Halay çektiler, paten yapıp kızaklarla kaydılar. Tatilciler buz tutan Çıldır Gölü'ne akın etti. Festival gibi gün geçirdi. Birbirinden renkli o görüntüler geliyor ekrana. Paten yaptılar, halay çekip balık avladılar. Buz tutan Çıldır Gölü birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Fırsat bulanlar gölün üstünde eğlenmek için adeta akın etti. Gönlümüz arzu ediyor her zaman böyle. Çocukluğumuzu yaşamaya, çocukluğumuzun geçtiği memleketleri görmeye. Bu sene de abimlerle birlikte böyle bir vesile oldu, geldik. Çok da güzel oldu böyle buzun bu şekilde oluşu. Çok güzel oldu. Atlı kızaklar gölde turladı, sobada demlenen tavşan kanı çaylar içleri ısıttı. Karla kaplı dağlarla bütünleşen Çıldır Gölü seyrine doyum olmaz manzaralara ev sahipliği yaparken tatilciler anı doya doya yaşamanın keyfini çıkardı. Anı ölümsüzleştirmek isteyenlerse telefonlarına sarıldı. Türk tarihinin en eski dönemlerinden bugüne gelen aşık oyunu ise unutulmadı. Dışarıdaki eğlence içeri taşındı. Hem söylendi hem çalındı. Güzel günün o anları kameralara böyle yansıdı. Bu haberle ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Askere düşmanlık, düşmana askerlik demiş.